Merhaba. Evet diyorum, doğdu güneşim. Şimdi Erasmus şeyine gidiyorum, Marmara'da buluşacağım. Marmara'ya koşa koşa gidiyorum, zaten azıcık geç kaldım. Bu arada yağmur da yapacağım. Bir şey diyeceğim, araba ne kadar güzel. Araba çok güzelmiş, çok hoşuma gitti. Sivilce geçmiyor, neyse. Bu arada yüzüme çok makyaj yapmadım. Diyeyim, iki saat anne karşısında makyaj yapmam. Krem sürdüm, pudra sürdüm. Derime. Bu kadar. Bir de kaşlarımı taradım ama kaşlarımı taramak makyaj değil o yüzden. 9.30'da buluşacağız. Ben 9.10'da evden çıktım. Normalde 9'da evden çıkacaktım. Koşa koşa gideceğim ya. Buradan koşsam 10 dakikalık yol. Koşacağım gibi zaten. Zaten öyle gözüküyor. Sigaram yok, kötü alışkanlığım yok. Evden çıktım, nefes nefese kaldım. Sigara içen arkadaşlarım vallahi benden daha sağlıklı duruyor. Böyle olmasa halis mi? Gerçekten çok fena oldum. Bu arada ben uyanamam diye sabah Furkan beni arada uyandırdı. Eyvallah. Yani izliyorsa yemek yerken sürekli açıp beni izliyorsun biliyorum. Abi bir şey diyeceğim. Atitim göstermeyi unuttum. Olmuşum bence değil mi? İlerideki insanlar da bakıyor bana, bu deli niye telefonla konuşuyor diye utandım. Şu an o lipsi açmaya çalışıyorum. Ne bakıyorsun? Gerçekten ne bakıyorsun? Ağaçların arasına ama geçmedim ama. Sırf merakla bakıyorum diye kamerayı şöyle döndürdüm ve herif bana bakıyor. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun dayı dayı? Şu an 1 dakika 32-35 saniye geçmiş. Ne olur ağam. Neredeyse geldim bu arada. Sanırım cidden 5 dakikalık yolmuş. Bu arada bir tık daha erken çıkmış olsaydım kamerayı kapattıktan sonra arka binamdan, balkondan galonuz boşalmaya başladı yukarı katta. 5 dakika önce çıksaydım orada oluyordu muhtemelen. Full şu an kedi gibi olacaktım, ıpıslak olacaktım. Gerçekten her şeyde bir hayır lafına tekrar inanmış bulunmaktayım. Videonun yarısı kombin gösterme. Videonun diğer yarısı yoruldum. Yoruldum hayat. Ya bu saatte alt kişiden müzik geliyor, helal olsun vallahi. Şu sanat. Alt kişiden alıp çıktı, aklım çıktı. Şak diye önümde. Neyse gidiyoruz. Tren geçiyor bu arada. Tren ne kadar gözükmese de. Yoruldum. Ya bakın ne göstereceğim şimdi. Aşkım baksana bana. Bu arada neredeyse geldim. Yani geçen gün yaşadığımız Atatürk Kültür Merkezi polemiğini inşallah burada yaşamam. Çünkü tek bildiğim bana yakın yer Marmaray burası. Ve burasındır yer diye düşünüyorum. Çünkü öyle dediler. Bana öyle dediler. Geldim ben, bizimkileri arayayım. Yol boyunca gıdığımı izlediğiniz için teşekkür ederim. 2 saattir bebeğim gibi çiğe taşıyorum. Moralim bozuldu, buradan belli oluyorum çünkü moralim bozuldu. Gene bugün hak etmediğim şeyler yaşadım, ne olduğunu anlamadım. Gene insanlar bana bağırdı. İnsanlar değil, biri bağırdı yani. Eve gidince anlatacağım. Çiğ'anla birlikte gidiyorum, bak çiğ'e 60 lira. Normalde almam ama ablam parasını vereceğini söyledi, o yüzden aldım. Şimdi eve gireceğim. Pasaport işlemlerini hallettik. Parmaksı falan. Bu arada benim imzam fark ettim ki böyle farklı farklı yapıyormuşum. Bir tık benzerliği var ama bir tık onu halletmem lazım. Neyse asıl olay imzada falan filan olmadı. Biz Marmara'ya bindik. Marmara'ya bindikten oturdum. İşte Marmara'ya bindim oturdum. Yabancı çünkü konuşurken Türkçe bir şeyler söylüyor belli. Ama anlamıyorum. Bana böyle geldi. Herkes işte bağırmaya başladı. Herkes bana baktı. Ben de ne oldu anlamadım bu arada. Arkadaşlarım falan da bana baktı. Ne diyor falan diye. Niye böyle yapıyor falan diye. Kimse anlamadı zaten. Herkesin içinde bağırması. Hani bir şey de yapmadım. Adamla hiç diyaloğum falan da olmadı. Zaten diyaloğum olsa belki anlamaz. Çünkü yabancı ne olduğunu anlamadım ama hani bana böyle hakaret ediyor. Ama ne dediğini çözemedim. Ne anlamadım. Önüme dikildi böyle tuttu o şeyi lastik kısımlarına. Adam bana bağırıyor bir şey diyor. Anlamadım. Çok üzüldüm milletin içinde yaptığı için yani. Bir hatam kusurum dokunduysa da zaten ayağıma bassınlar atıyorum. Ya da bana çarptın der. Hani özür dilerim ben bunu arınmam ama milletin içinde bana bağırmasın ne yaptığımı bilmiyorum. Hani ne yaptığımı bilsem özür dilerim eğer ben bir şey yapsam ama
kimseye bir temasım olmadı zaten. Temasım olsa arkadaşım uyarırdı, çarptım falan diye. Sadece Marmara'ya bindim ve azar işittim. Tanımadığım yabancı birinden azar işittim. Yemin ederim hassas kardeşim, dünya cehennem. Şu anda bunu yaşamam beni çok üzdü. Gerçekten neden böyle olduğunu anlamadım. Ben de çok kafaya takan bir insanım. Hoca da kendi sordu ne oldu diye. Dedim hocam anlamadım ne dediğini. Hani ben adama da dedim pardon dedim hani ne diyorsunuz falan. Ondan sonra bir şeyler de böyle yüzüme karşı bağıra bağıra falan. Bana bir şey de yapmadım insandan hakaret işittim yani. Bunun ekstra bir açıklaması yok. Böyle şeyleri de ben çok üzülürüm, kafayı takarım. Adama da soracaktım hani gerçekten bir şey mi yaptım size, özür dilerim bir şey yaptıysam diye. Hem ki birisi sus. Yani zaten adam bağırdı. Eğer gerçekten bir yanlışım dokunduysa da o şekilde insanların içinde o şekilde bağırılmaz bir insana. Yani gerçekten bağırılmaz. Ayarsız. Gerçekten ayarsız. Hoca dedi hasta o adam dedi. Gerçekten hastalıklı dedi. Hastalıklı insanları takmayın dedi. Tam adama da söyledi. Ben de herkesi takarım. Neyse üzüldüm ya. Ne diyeyim ya. Ağlayacağım işim. Netflix'e yeni bir dizi gelmiş. Eve geldiğim an uyumak yerine şak diye gittim diziyi açtım izledim. Bir dizi bir tık gece izlediğim için korkunçlu geldi. Çünkü evde tekim. Neden böyle oldu bilmiyorum. O yüzden bir tık tutuştuğum için video çekmeye karar verdim. Benim kararlılık seviyesi. Çok gereksiz bir tutuşma oldu çünkü tuvalete gittim. Ve gece korku filmi... Korku filmi de değil. Normalde korku filmi seven bir insanım ama neden şu an bu şeyle tutuştum hiçbir fikrim yok. O yüzden video başlatma kararı aldım. Bir de yarın Nur'la buluşacağım. Şimdi diyeceksiniz ki Mirsa lütfen bir gün yerinde dur, yerinde otur. Tabii ki kim yerinde durmaz ve oturmaz. Aynı da gördüğünüz kişi. İptal edebileceğim bir şey değil çünkü Nur'la biz hiç buluşmadık. Sıfır. Yani 2 saat önce falan çıktı. Yoksa yarın sunuma ayarlayacaktım. Şimdi geceden sunumu ayarlamaya çalışacağım, çevirmeye çalışacağım. Yarın buluşmada da belki onu ayarlarım. Bilmiyorum ne yapacağım. Ben ayna karşısına geçtim ve "Hi, I'm Melissa from Turkey" diyerek sunum oluşturmaya çalıştım kendi kendime. Sonra dedim ki "Melissa gramer hatalarına bak" dedim. Sonra durdum dedim ki "Aşko sen gramer bilmiyorsun, hatanı nereden bileceksin?" Sonra yola devam ettim. Şu evde gerçekten korkmak imkansız. Çünkü ışıklar kapalı ve sokak kapısından ses geliyordu. Korktuğum şey insanlar bu arada. Çünkü kapurcalanmış gibi geldi. Bu kapı kilitli değil. O yüzden insanlardan korktuğum için tüm bu tantana. Bu arada tırnaklarımı kesti. Alışamadım yani bu elime. Elime. Alışamadım hiç o şekilde. Böyle ilk kestiğim zaman lan dedim basamıyorum ne oldu falan. Uzun tırnağa gerçekten alışmışım. Her yaz özellikle karantina döneminde de tırnaklarım bu şekildeydi. Uzun kullanıyordum tırnaklarımı. Uzun kullanmayı daha çok seviyordum. Şu an parmaklarımı sosisli gibi hissediyorum. Sosis parmak gibi hissediyorum. Klavyede büyük kaos yaşadım. Çünkü aynı harfe 1000 kere basıyorum ve 1000 kere de yanlış harfe basıyorum. Gerçekten kafayı yiyecektim. Yan yana olan harfe nasıl basamazsın bir tırnaklarını kestin diye. Tırnaklarımı kesmek zorundaydım çünkü Tuğçe ile Yalova'da deve güreşi oynarken denizde Tuğçe'yi yanlışlıkla tırnağımı saplayarak tırnağımı kırdım. Bugün saçıma çatık diye takıldı ve o katil tel tok olabilirsiniz. Ucundaki toplar olmaz ve kafa derinizin hepsini yolar. Aynı şey yaşandı ve saçlarım çıtır çıtır koptu. O yüzden kesmek zorunda kaldım. Ellerim bebek eli gibi kaldı gibi hissediyorum. Oha bir şey diyeceğim. Yüzümle elimi yükleyeyim. Hayır bu arada kamera objektifinden öyle çıkıyor. Koca kafa gibi beni tanımanızı istemem çünkü öyle değilim. Kamera objektif. Instagram'dan da beni tanıyıp tanımayan herkes ya da mesela atıyorum biriyle görüşüyorum ya da sokakta biri geçiyor. Bana direkt Asyalı gibi hitap ediyorlar. Hatta Japon musun, Çin misin diye falan soruyorlar. Insta'da isteklerde de işte Japon musun diye soru geldi mesela. Çok şaşırdım. Öyleyse nerede benim pasaportum? Nerede? Asyalı bir arkadaşımın olmasını çok isterdim. Ama şu an benim çevremde Asyalı arkadaş rolüne bürünen insan benim. Çekik olduğum için bana Asyalı diyorlar, Japon diyorlar, Çin diyorlar. Ben gerçekten en sonunda oraya gideceğim ve gerçekten pasaportumu alacağım. Oraya gideceğim, vatandaşlık da alacağım. Resmi olarak olacağım yani şu kadar kaldı yapmam. Burada edit'i hala çözemedim. Edit'i geçin sunumu da yapmadım. Birazdan sunumla alakalı bir şeyler yapmaya hazırlanacağım. Ama sadece hazırlanacağım, yapmayacağım yani. Hadi gelin bu deftere yapalım. Benim karar verme sebebim. Bunun arkasında anım vardı. Allah kahretsin. Bunu göstereyim mi? Ama. Ah ulan. Neyse ben bu deftere bir şey yapamam. Tribe girdim şu an. Evet Mirsa okuna hayatta kullanıyorsunuz. Bu da hayatta kullanmadığım coğrafya defterim. Bu hayatta kullanmadığım coğrafya defterimi yapacağım. Çünkü bunun anısı var.
Bu arada benim hayatımda her şeyin anısı var ve insanlar artık bana dalga geçiyor. 2 saniyeyle kalp krizi geçirdim ama şu an neden kalp krizi geçirdim size anlatamam. Ağlamak yok. Şimdi bir şey, benim olmayan aşk hayatımla aşk şeyleri izlemem gerçekten halisim ya. Gerçekten. Bu sene ya herkes lovelandı, ya aşık oldu, ya ayrıldı, ya aldatıldı. Ben hangi kulvardayım tahmin edin. Neyse, tahminleriniz kendiniz. Ben bir şaka yapıyorum bu arada. Ben hiç olmak istemediğim kulvarlardayım. Her zaman gibi. Neyse halledeceğiz. Bu arada neyi seçtim derseniz Caretta Caretta İztuzu plajı. Hamam koyu vardı. Kleopatra plajı olarak da geçiyor. Onu vazgeçtik. Dedim ki hocaya işte Kız Kumu diye bir yer var bizim gittiğimiz bir yerde. Orası benim çok dikkatimi çekti. O yüzden Hamam koyu yerine Kız Kumu'nu aldım. Ondan sonra da Salda Gölü geliyor peşinden. Bunların hepsini şu an sunumu hazırlamam gerekiyor. Çünkü yarın dışarı çıkacağım. Ki muhtemelen ayarlamayacağım ve yerine kalacak. Bundan %100 eminim. Yine milletin aşk hayatını izliyoruz. Neyse, ders bahane aşk şahane diyor. Neyse ben ne yapıyordum? Bu arada benim sıkıntım ne biliyor musunuz? Beach diyeceğim ya. Plaj anlamında diyeceğim ama. Ya insanlar onu plaj anlamında anlaması ya telaffuzda hata yaparsam. O kadar ciddili bir ortamda insanlara küfretmek istemiyorum. Ama bu elimde değil. Telaffuzu ne yapacağım bilmiyorum. Hani gidip Caretta Beach ya da İztuzu Beach dediğim zaman ya insanlar gülmeye başlarsa ya o anlamda anlarlarsa. Ya ben bu hocaya nasıl açıklayacağım? Hocam şimdi bir tane beach var, bir de beach var. Abi ne yapıyorsunuz ya? İlerlet. Ben ortam kırılsın diye açtım. Aşkım siz ne yapıyorsunuz? Tamam, ilerlettim, sıkıntı yok. Neyse, şimdi hocaya nasıl açıklayacağım? Hocam ben o beach'i nasıl söyleyeceğim? Diyemeyeceğim. Çünkü ben dil öğrencisiyim. Benim demem lazım. Bir de beach dediğiniz zaman kötü anlamda oluyor. Ben şu an plaj anlamında diyeceğim. Beach dediğiniz zaman. Beach plaj olarak olması gerekiyor ama ya insanların yanlış anlarsa, sunumda ilk küfreden insan olmak istemiyorum. Bugün de çok panik yaptım. Pasaport şeyini falan hallederken imzam falan da çok gerildim dedim. Ya aynı imzayı atamazsam. Bir imzayı atabilmek için sanat eseri çıkardım. Onun ikisinin zaten aynı imza olmadı. Dönüş, Marmaray dönüşü o adamın bana bağırması değişikti. Adama hiçbir şey yapmadım. Arkadaşlarım falan da anlattım. Herkes ne alakaydı? Ben de ne olduğunu anlamadım. Orada zaten ortamda kimse ne olduğunu anlamadı. Kötü gün geçiren bana bağırıyor. Gerçekten. Hocam, bu okuldaki hocam grubunda şu bu arada iyi hocalarımdan bahsediyorum. Sadece bir tane hoca var bana o kötü günü yaşatan. Ondan bahsediyorum. Üstüne alınır mı bilmiyorum. İnşallah alınır. Amin. İnşallah açığa geçir. İnşallah açığa geçeceğim. İztuzu plajıyla başlıyoruz. İlk olarak benim bir giriş şeyi oluşturacağım. Allah razı olsun, gülmeyin. Dil öğrencisi olduğuma bakmayın. Kendi kendime takılan bir dil öğrencisiyim. Gramer hatalarım, herkes hatasız kul olmaz. Başlıyorum. I'm Melissa from Turkey and today I'm gonna tell about I'm gonna tell about my country. I'm gonna tell about my country mi diyeceğim? I Google Translate. Hayır, bence doğru yaptım. I'm gonna tell about my country diyerek. İşte most popular places cart curt diyeceğim. Bu arada Apple'ın içindeki çeviriyi asla şey yapamadım. İçinde Türkçe İngilizce şeyini bulamadım. İngilizce çıktı ama Türkçe çıkmadı. Yani ben Türk olduğum için mantıken Türkçe şey çıkması gerekiyor ama dillerde bulamadım. Neden öyle oldu bilmiyorum. Ya ben çözemedim. Google çeviriye kaldık diye düşünüyorum. Google çeviriyle yola devam edeceğim. Eğli büğrülü. Google çevirisini seviyorum. Şimdi gidiyorum Google çeviri yapmaya. Bu arada izlediğim o değişik dizide bu kız vardı. Parmağım nerede benim? Vardı. O yüzden şu an bunda da şak diye izleyip görmem. Bu arada 5 çiftim. Bu sarışın kızla o Trevor sanırım. Trevor'da çocuğun ismi. Hepsi 5 çiftim. Yani insanın aşk hayatı olmayınca herkes hiç biliyor ne yapacaksınız. Bu kadar süre zarfında 2 cümlelik bir şey oluşturdum. 2 saattir onu ne Türkçe ne İngilizce olarak aktaramıyorum. Burada kafayı yiyeceğim. Okuyorum size. Burada sansürleyeceğim. Çok kötü oldum. Cringe hissediyorum. Neyse. Hello, I'm Melissa from Turkey and today I will tell you about sea tourism in my country diyeceğim. Ama okumadan diyemiyorum. Yani diye kalıyorum, tamam mı mesela? Hello, I'm Melissa from Turkey and today I will tell you about sea tourism in my country. Tabii ki de yüzüne baktım abi. Gerçekten şaka gibi. Google Translate.
Türkçe cümle kuramadığımı fark et. Türkçe cümle kuramıyorum. Konuşamıyorum. Aa.